Zafer'in 100. yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğiyle, Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde bu topraklarda Zafer'in kazanıldığı, emperyalizmin diş çöktürüldüğü bu topraklarda olacak. Gençlik tüm heyecanıyla, coşkusuyla, Afyon örgütümüzle birlikte genel başkanımızın önderliğinde adım adım Zafer'in yürüdüğü o şanlı meydana yürüyecek. Hem emperyalizme karşı hem mesajını güçlü bir şekilde gerçekleştirecek hem de birliğini, beraberliğini, bütünlüğünü tekrardan göstermiş olacak. Çok teşekkür ederim. Başkanım, genel başkan yardımcımız, gençlik kolları genel başkan yardımcımız, ilçe başkanlarım, belediye başkanım, kadın ve gençlik kolları başkanlarım, çok kıymetli partililerimiz ve basınımızın değerli emekçileri. Öncelikli olarak hem Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcımıza hem de sevgili yol arkadaşım parlamentoda birlikte görev yapmaktan her zaman büyük bir mutluluk duyduğum Özgür Karabat vekilime bize verdikleri destekten dolayı, emeklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Ekonomik krizin iliklerimize kadar hissedildiği, işsizliğin en yoğun şekilde yaşandığı, üniversite mezunu gençlerimizin liyakatsiz bir şekilde mülakatlarda elendiği, esnafın Bağkur primini ödeyemez hale geldiği, siftahsız dükkanını kapattığı, çiftçinin traktörüne mazot alamadığı, tarlasına gübre atamadığı, yeme yapılan zamlar yüzünden üreticilerin süt ineklerini dahi kesime gönderdiği, emeklilerin maaşlarıyla ayın sonunu getiremediği, emekli ikramiyelerine yapılacak zammın iktidar tarafından çok görüldüğü, bugün zamlarla boğuşan, doğalgaz, elektrik faturalarını ödeyemeyen, önümüzdeki kış gününde evine nasıl kömür alacağını, gelen zamlar yüzünden kömürü nasıl alacağını kara kara düşünen vatandaşlarımızın bulunduğu bu dönemde 100. yıl kutlamasını yapıyoruz. Ekonomik sıkıntılar ayrıca değineceğim çünkü bugün gündem 100. yıl zafer. Anadolu'nun ve Türk milletin kurtuluşunu büyük taarruz, kurtuluşunu sağlayan büyük taarruz milli mücadelenin temel taşlarındandır. Vatan topraklarını işgal eden düşmana karşı Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde varını yoğunu ortaya koyan Türk milleti 198 bin kişilik ordu ile 220 bin kişilik Yunan ordusuna gerekli cevabı vermiş, 4 günlük muharebe sonucu düşman bozguna uğratılmıştır. Zafer kazanılmıştır. Büyük taarruz, kurtuluş ve kuruluşun temellerinin atıldığı yerdir. İşte bu zafer sayesinde kurtuluşun temelleri ve Cumhuriyet'in kuruluşunun temelleri atılmıştır. Güzel memleketimiz Afyonkarahisar'a kurtuluş ve kuruluşun toprakları, zaferin başkenti demekteyiz. Bu yıl büyük taarruzun aynı zamanda 100. yıl dönümü. Bu nedenle daha önce meclis kürsüsünden çağrı yapmıştım. Bunu yineliyorum. 100. yılı şanına yaraşır bir şekilde kutlamak istiyoruz. Bu kapsamda önce 24 Ağustos'ta İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Dereçine ve Yeşil Çiftlik beldelerinden başlayan yürüyüşle kutlamalara başlayıp 25 Ağustos'ta Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun teşrifleriyle Şuhut'tan Kocatepe'ye çıkacağız. Yıllarda gördük ki iktidar partisi Kocatepe'den ziyade tam kadro Malazgirt'teydi. Bu iki zaferi karşılaştırmak son derece yanlıştır. Çünkü Malazgirt ve Kocatepe birbirinin rakibi değil, tamamlayıcısıdır. Bugün Kocatepe'de zafer kazanmasaydık, geçmişimizi, tarihimizi bilemeyecek, sahip çıkamayacaktık. Bugün Kocatepe'de zafer kazanmasaydık, Malazgirt'i kutlayamayacaktık. Biri Anadolu'nun kapılarını açmış, diğeri Anadolu'yu bizlere ebediyen yurt kılmıştır. Ki geçmişimizi bilmek, geçmişteki kahramanlarımıza sahip çıkmak, gelecek nesillere aktarmak boynumuzun borcudur. Bu bağlamda Kurtuluş Savaşımızın isimsiz kahramanlarından birisi olan Afyonkarahisar Sultandağlı hemşerimiz Elif Ana'yı da anmak isterim. Yeşil Çiftlik'ten Polatlı'ya kadar kanısıyla mermi taşıyan Elif Ana, kanıyı götüren hayvan ölünce boyunduruğu kendisine geçirip cepheye yetişmiştir. Kanısına Mustafa Kemal'in kanısı demiştir. İşte bu savaş Elif Ana
ve onun gibi binlerce kahramanın fedakarlıklarıyla, cesaretleriyle, vatanseverlikleriyle kazanmıştır. Onun içindir ki başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi ve bu topraklar için canını ortaya koyan nice isimsiz kahramanlarımızı bir kez daha saygı ve minnetle anıyorum. 100. yılı şanına yaraşır bir şekilde kutlamayı diliyorum. 100. yılımız kutlu, mutlu, umutlu olsun. Çok kıymetli İl Başkanım, değerli milletvekilim, Afyon Kireç'in kıymetli özgürlüğüne değerli basın mensupları. Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün Afyon'da olmaktan dolayı son derece mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Afyon bizim için önemli. Milli mücadele açısından çok önemli bir ildeyiz bugün. Ve yine milli mücadele niyet taşlarından Kocatepe yürüyüşün 100. yılını hep beraber kutlayacağız. Bir ülkeyle bir şekilde yürüyeceğiz. Tabi burada genel başkanımızın da o gün bizlere birlikte olmasını kuvvetle muhtemelen bekliyoruz. Şu andaki programda genel başkanımız da ayın 25'inde bizimle beraber olacak. Ama sadece genel başkanımız değil, kuvvetli bir gençlik katılımı olacak gençlik örgütleri tarafımızdan. Ve dikkatinizi çekerse genel başkanımız bu dönem ilk mitingini Balıkesir'de Kuvayi Milliye Meydanı'nda yaptı. Sonra ilk grup toplantısını meclis kapandıktan sonra Erzurum'da yaptı. Bir şey özellikle vurgu yapmak istiyoruz. Türkiye'nin milli değerlerine sahip çıkmak gerekiyor. Türkiye büyük, kuvvetli ve zengin bir ülke. Bunların kıymetini bilirse çözülemeyecek hiçbir sorun yok. Birinci sorunumuz şu. Tüm ekonomik değerlerimize, milli değerlerimize sahip çıkmak zorundayız. Bunun en önemli parçası tarihi kazanımlarımız. Onun ötesinde tarihi kazanımlarımızın devamında il başkanımız da vurguluyor. Ekonomik bağımsızlık çok önemli. Biz bu savaşları aynı zamanda ekonomik bağımsızlığımızı elde etmek için yaptık. Milli değerlerimize sahip çıkmak, onları büyütmek durumundayız. Evet, Afyon, Kocatepe çok önemli. Ama diğer tarafta onunla birlikte kurulan Cumhuriyet'in Afyon'da yarattığı değerler de vardı hatırlarsınız. Türkiye'de yarattığı değerler var. Seka gerçeği vardı Afyon'da. Yine Afyon'da şeker fabrikaları gerçeği vardı. Bütün Türkiye'de oldu. Bugün bütün dünya bir gıda krizinden bahsediyor. Herkes dünyada gıda riskinden bahsediyor. Artan gıda fiyatlarından bahsediyor. Ama hatırlarsanız köylü milletin efendisidir diyen Mustafa Kemal Atatürk var. Neden köylü milletin efendisidir diyen Mustafa Kemal Atatürk? Çünkü Cumhuriyet'in kurulduğu ilk yıllarda toplumun en üretici birimleri köylülerdi. Dolayısıyla oradan yola çıkarak sanayileşme, tarımı önceleyen, ona dayanan bir sanayileşme önemliydi. Bugün geldiğimiz noktada ihracatımızın tamamı ithalata dayalı. Dolayısıyla ne dış ticaret açığı, ne cari açık hiçbirisini çözemiyoruz. Oysa kendi milli ürünlerimiz vardı bizim. Şeker vardı, pamuk vardı, açtığımız kumaş fabrikaları vardı, çay vardı, tütün vardı, fındık vardı. Nerede şimdi bunlar? Niye ekilmiyor? Niçin teşvik edilmiyor? İşte biz Kuvayi Milliye Okulu'nun topyekun her alanda gerçekleşmesi için bir mücadeleye devam ediyoruz. Böyle bir ile gidiyor. Her hafta bir ile gidiyor. Doğu'ya gidiyor, Batı'ya gidiyor. Erzurum'a gittik, Edirne'ye gittik. Şimdi Afyon'a gelecek Genel Başkanımız. 17 Ağustos'ta Yalova'da olacak. Başka illere de gidecek. Ve Genel Başkanımız kadar örgütlerimizle çalışıyor. Şöyle bir gerçeklik var. Elbette ki Türkiye'nin problemleri var. Büyük sorunları var. Ama Türkiye, bakın, bu sorunların üstesinden gelemeyecek bir ülke değil. Başlangıçta da söyledim. Türkiye büyük bir ülke. Güçlü bir ülke ve zengin bir ülke. Kuvayi Milliye Destanı'nı anlatırken Nazım Hikmet hepinizin bildiği bir destanda şöyle diyor. Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu. Ve yıldızlar öyle parıltılı, öyle karattılar ki çayak kalpaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden güzel, rahat günlere inanıyordu. Bakın Türkiye bu problemlerin hepsini aşabilir. Ben de şunu söylüyorum. İktisat dersinde ekonomi tanımlaması yaparlar. Derler ki iktisat kıt kaynaklarla sınırsız insan ihtiyaçları karşılama bilimi adı iktisattır, yani ekonomidir. Siyaset burada devreye girer. Siz o kıt kaynakları kime, ne kadar, nasıl aktaracaksınız kararını verdiğinizde siyasetin bir yelpazesinde yer alırsınız. Biz işte bu kıt kaynakları toplumun geniş kesimlerine, yoksul kesimlerine aktarma tarafındayız. Aynı zamanda adil büyüyelim, adil büyüyelim, refahı artıralım tarafındayız. Bakın değerli arkadaşlar, üst üste açıklıyoruz. Kit raporları ortaya çıkıyor, sayısal raporları ortaya çıkıyor.
Türkiye'de büyük bankalar var. Halk Bankası esnafın bankası olması gerekirken esnafın bankası olmamış. Ziraat Bankası çiftçinin bankası olması gerekirken çiftçinin bankası olmamış. Nerelere kaynak aktardığını görüyoruz. Medya patronlarına aktardıkları kaynaklara hep beraber tanıklık ediyoruz. Dolayısıyla biz geçen şöyle bir hesap yaptım. Bakın EYT probleminden bahsediyoruz Türkiye'de. EYT'nin Türkiye'ye maliyeti 90 milyar civarında yıllık. Ama aynı zamanda bizim kur korumalı mevduata 6 ayda ödediğimiz rakam 87 milyar. Bak, tercih diyorum ya, işte burada tercih. Biz kimi tercih edeceğiz? Emeklilikte yaşa katılanları mı tercih edeceğiz? Yoksa kur korumalı mevduattan zengin ettiğimiz dolar sahiplerini mi tercih edeceğiz? İşte CHP iktidarının karakteri burada. Biz kaynakları toplumun geniş kesimlerine aktarmaktan yöne tercihleri burada. Ve bunun sonu şu, verimli kullanmak gerekiyor. Bakıyoruz her bankanın takipteki, yakın takipteki borçlarına bakıyoruz. Ya bu borçlar mesela bir emekliye mi verilmiş, onlar mı takip? Ya da bir işçiye mi verilmiş, onlar da mı takip ediyor, çiftçiye mi takip ediyor? Hayır. Ağırlıklı olarak borçların büyük çoğunluğu belirli sayıdaki insana verilmiş. Bunların büyük çoğunluğu AKP döneminde zenginleşen ya büyük inşaat firmaları ya medya şirketleri ve krediler oralarda haklı olur. Oysa kredi üretici birimlere aktarılmalı. Aktarılığında verimli olur. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir problemin olmadığını biliyoruz. Ve bir ekonomi masamız var. Zaman zaman Burcu Anadolu'dan toplantılara katılıyor, beraberce katılıyoruz. Çözüm önerilerimiz hazır. Yine altılı Millet İttifakı ile beraber bunları hep beraber tartışıyoruz. Geldiğimizde Türkiye'nin problemlerini çok hızlı bir şekilde çözeceğiz. Şunu paylaşmak isterim. Bakın. Önemli bir yerde söylüyorum. Milli mücadelenin önemli bir ilinde söylüyorum. Türkiye'de yeniden milli karakterli bir iktidar geldi. Ve bu iktidar Türkiye'de nasıl kurtuluşu sağlamış, kuruluşu sağlamış ve sonra 10 yılda büyük gelişimler sağlamışsa aynı etkinliği bu iktidar döneminde de Cumhuriyet'in 2. yüzyılında da sağlayacak. Buna inanın. Türkiye'nin her yerinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Millet İttifakı'nı oluşturan partilere çok ciddi ilgi olduğunu gözlemliyoruz. Sokaklarda artık esnaf ziyareti yapamaz hale geliyoruz. Edirne'de, Ağrı'da, bakın yani Türkiye'nin doğusundan batısına her yerde, güneyinden kuzeyine her yerde Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı'nın iktidarına inanmış bir toplum var. Biz bu inanca layık olmak için gerekli bütün çalışmalarımızı yapmış ve iktidara hazır bir durumdayız. Afyon'da bulunmamızın sebebi de bugüne kadar partimizin karakteri olduğu gibi bundan sonraki yeni iktidarın karakterini ortaya koymak ve uvayi milliyetçi karakterini ortaya koymak açısından da son derece önemlidir. Genel başkanımız o gün gelecek, burada yürüyüş yakınlarla beraber yürüyecek ve milli mücadelenin ne kadar önemli bir yol olduğunu ve ne kadar önemli bir safhası olduğunu bir kez daha hatırlatacak. Sadece hatırlatmakla kalmayacağız, bugünkü yaşı kuracağımız iktidarda karakterini vereceğini bir kez daha ortaya koymuş olacağız.